Abdurrahman Abdeliyani Hazretleri fıkıh ve tefsir alimlerindendir. 624, miladi 1227'de doğup, 684, miladi 1285'te Basra'da vefat etti. Tefsirinde buyuruyor ki, cin, cinnet, cinan, cennet, cenan ve cenin gibi cim ve nun harflerinden meydana gelen kelimeler, örtülü, demektir. Mahluklar, görülen, görülmeyen diye iki kısımdır. Ayrıca, mekansız, madde olmayan mahluklar da vardır. Ateş, alev, ışık ve dumandır. Marik denilen, alev kısmından yaratılan cinnilerin müminleri, kafirleri, fasıkları vardır. Cinniler, havadan ve nardan, yani ateşten, meydana gelmiştir. Bunun için, cin de görünmez. Alev iki kısımdır. Biri zulmani, görünmeyen, ikincisi nurani, bu da görünmez. Zulmani olandan cin, nurani olandan ise melekler yaratılmıştır. İnsanlar, toprak maddelerinden yaratıldığı halde, Allahü Teala, bu maddeleri organik ve organize hale, et ve kemiğe çevirdiği gibi, meleklerde ve cinde alev şekli değişerek, onlara mahsus latif, her şekle dönebilen bir hale gelmiştir. Cinnin tarifi şöyledir. Cin, ateşin alev kısmından yapılmış cisimler olup, her şekle girebilirler. Melekler ise, nurani cisimlerdir. Muhtelif şekillere girebilirler. Melek ile cin, yaratılış bakımından birbirine yakındır. Melekler, muhteremdir, kıymetlidir. Cin, hakirdir, kıymetsizdir. Melekte, nur, ışık kısmı, cinde ise, alev maddesi fazladır. Elbette nur, zulmetten eftaldir. Meleklerin, cinnilere yakınlığı, insanın hayvana yakınlığı gibidir. İnsanların üstün olanları, melekten kıymetli, cin de hayvandan kıymetlidir. Meleklerin varlığına inanmayan kafir olur. Cinnin varlığına da inanmayan kafir olur. Cinnin var olması, akla uymayan bir şey değildir. Yani aklın reddedeceği bir şey değildir. Çünkü, Allahü Teala'nın kudretinin yapamayacağı bir şey değildir. Kur'an-ı Kerim'de bildirilen şeylere, kelimenin açık ve meşhur manalarını vermek lazımdır. Şeyh-i Ekber, Muhyiddin Arabi, Kuddais Sirruh, cinnin var olduğunu, şu ayeti kerimeler ile gösteriyor. Bir Zariyat suresinin 56. ayetinde mealen, insanları ve cinnileri ancak, beni bilip itaat, ibadet etmeleri için yarattım, buyruluyor. 2 Er-Rahman suresi, 74. ayetinde, cinnin cennete gireceği bildiriliyor. 3 Er-Rahman suresinin 31. ayetinde, Sekalan, buyuruyor ki, ey insanlar ve cinniler, demektir. 21 Ekim 2019 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek.